bir dosyalar elde etti. Evet. Amerikalıların İzmir'deki işgale destek haritası. 1914'te başlayan savaş 1918'de bitti. Buna geçmeyelim arkadaşlar. Öndeki şeye gelen tekrar görüntü. Evet. Tamam. Bir savaşta, Çanakkale Savaşı'nda veya diğer cephelerde karşımızda Fransa, İngiltere ve Rusya'nın olduğunu zannediyorduk. Çanakkale Savaşı'nda Türk ordusu İngiliz-Fransız güçlere karşı bir büyük mücadele verdi. 250 bin şehit ve kayıp verdik ve düşman askeri Çanakkale'den geçemedi. Kanal cephesinde İngilizlere karşı mücadele veriyorduk. Arabistan cephesinde, Yemen'de, pek çok yerde, Basra'da, Bağdat'ta Osmanlı ordusu saldırgan güçlere karşı topraklarını koruyordu. 1916 yılı Mayıs ayı içerisinde iki uzman, biri Fransız, biri İngiliz, George Pico, evet birinin adı George, diğerinin adı Pico, bir haritayı masanın üzerine koydular, yanlarındaki renkli kalemi aldılar, cetvelle Osmanlı'nın mağlup olması halinde Osmanlı ülkesinin paylaşım haritasını hazırladılar. Şu an harita karşımızda. Harita üzerinde A yazan yer Fransa'nın payına düşüyor. B yazan yer ise İngiltere'nin idaresi altına veriliyor. Osmanlı'nın çökmesi halinde paylaşım haritasıdır bu Sykes-Picot anlaşması. Fransa, Güney Anadolu, Suriye ve ona bitişik olarak hemen Filistin'in kuzeyindeki Lübnan toprakları, Suriye'nin bir kısmı, Antakya, Adana, Mersin, Maraş, daha yukarıdaki Sivas, Malatya, Elazığ'ın güneyi, Urfa, Maraş, Antep, Diyarbakır gibi, evet koyu mavi renkli yerler ve aşağıdaki Suriye toprakları Fransa'nın payına veriyor bu gizli anlaşma gereğince. İngiltere ise B yazılan yerdeki petrol kaynaklarının olduğu yeri elde ediyor. Bu anlaşmanın, yani gizli anlaşmanın haritası karşımızda. Bu haritanın hazırlanma tarihi 1916 yılı. Bu anlaşmadan hemen bir müddet sonra 1917 yılı Aralık ayı içerisinde Osmanlı Devleti Filistin cephesinde peş peşe yeniler aldı. Kudüs'ü kaybettik ve savaşı kaybettik. Bu harita uygulamaya kondu. Savaş devam ederken 1916 yılında Fransa ve İngiltere'nin gizli paylaşım haritası, Sykes-Picot haritası, evet karşımızda ekrana geldi gördüğümüz gibi. Evet, değerli seyirciler. Amerikan heyeti, Adana'ya gelen o heyetin çantasındaki dosyalardan bir başka belge. Amerikan heyeti 1919 içerisinde Osmanlı çöktüğünde Osmanlı coğrafyasında paylaşılacak olan yerlerle ilgili çizim olan bu haritayı yanlarında taşıyorlar idi. Suriye ve kuzeydeki bitişik topraklar Fransız menfaat alanı. Irak, İngilizlerin ve Türkiye'nin doğusu Van Gölü'nün kuzeyi, Trabzon, o kesim Ruslara veriliyor. Ancak bu haritada Ermenilerin yaşadığı ve Ermenilerin tarihi vatan diye kaybettiği topraklarda bir büyük Ermenistan kurulması gerektiği Amerikan heyetinin dosyasındaki belgelerde ve bu haritada ortaya çıkıyor. Bir gizli haritaydı o zaman ama bugün tabii gizliliği pek yok. Evet, Çukurova'dan kuzeydeki Trabzon'a kadar, Samsun'a kadar uzanan bir hattın doğu bölgesini Ermenistan'a bırakmayı amaçlayan ve bırakılmasını isteyen düşüncenin yansıdığı tarihi bir harita, Amerikan heyetinin dosyasında bu harita vardı. Evet. Batılı ülkelerin en büyük hedefi Osmanlı coğrafyasındaki etnik grupların, yani farklı köken veya soy gruplarının nerede yaşadığını tespit etme çalışmaları yaptılar. Neredeyse bir 100 yıl. Oryantalist diye bildiğimiz batılı bilim adamları, seyyahlar, arkeologlar Osmanlı ülkesine geldiklerinde gittikleri yerlerde fotoğraflar çekiyorlar, not alıyor. Nerede kim yaşıyor onun tespitini yapıyorlar idi. Bu harita 1910 yılında hazırlanmıştı. Haritaya dikkatle baktığımızda portakal renkli, koyu renkli yerler Türklerin yaşadığı yerler. Yeşil olan yerde Ermenilerin yaşadığı anlaşılıyor. Ancak fotoğrafa çok dikkatle bakarsak Adana yakınlarındaki
Kozan'ın üst tarafı yani Sayın Beyli, Maraş yöresinde yeşil renkte bir kümelenme var. Orada da Ermeniler çoğunluk gösteriliyor. Evet, Türkiye'nin doğusunda ve güneydoğusunda açık sarı renkli olan yerler, Kürtlerin yaşadığı coğrafya, daha güneyi Arapların coğrafyası. Bu etnik haritaya bakarak Osmanlı çöktüğünde batılı ülkeler yeni siyasi oluşumları bu haritalar üzerinden yeniden şekillendirmeye amaçlıyorlar. Haritanın çizim tarihi 1910, Amerikan heyetinin dosyasında, çantasında bu harita var. Evet, soylara göre Osmanlı coğrafyasını paramparça etmeyi, yeni devletlerin kurulmasını isteyen düşüncenin kaynağı olan harita, evet, karşımızda ekrana geldi. Bir başka haritaya bakıyoruz. 1918 yılı sonlarında Fransa, Lübnan sahilleri, Nusayri, Hama, Humus o bölgeyi işgal ediyor. İşgal giderekten büyüyor ve güneydeki Filistin toprakları da İngilizlere bırakılıyor. Ancak haritaya dikkate baktığımızda İngiliz askerleri Osmanlı yapılan Mondros Antlaşması'ndan hemen kısa bir zaman sonra Gavur Dağları yani Amanos Dağları, Toros Dağları'ndaki önemli geçit yerlerine ilk fırsatta İngiliz askerlerinin yerleşmesi gerekir düşüncesinin işaretlendiği harita karşımızda. Çukurova'nın çevresindeki önemli geçit yerlerini İngilizler tutuyorlar ve bölgeyi kontrol ediyorlar 1918 yılı sonlarında. O düşüncenin haritası, evet, karşımızda ekrana geldi. Bir başka harita, Osmanlı coğrafyası, vilayetler, sınırları ve o zamanki Osmanlı'nın durumu. Henüz Osmanlı Büyük Savaş'a girmiş değil. Ancak haritaya çok dikkatle ve yakından baktığımızda harita üzerinde İstanbul'dan Adana'ya kadar gelen demir yolu hattı Halep'ten Mardin'e kadar uzanmış. Daha aşağıda Irak yöresinde Basra'dan Bağdat'a, Musul'a kadar demir yolu gelmiş. Musul ile Diyarbakır arasında henüz bağlantı yok. Evet, Osmanlı, Berlin, Bağdat demir yolu hattının geçiş güzergahı olan, yani haritayı şu an görüyorsunuz. Dünya Savaşı'nın çıkmasının sebebi bu demir yolu hattını yapan Osmanlı-Alman işbirliğine karşı öldürücü bir darbe vurmak. Savaş ortamında Osmanlı'yı yenmek, bu hattın bağlantısını kesmek, Osmanlı coğrafyasındaki geniş enerji kaynaklarını ve verimli arazileri doğrudan elde etmek, sömürmekti. Amerikan heyetinin, yani Adana'ya gelen o iki Amerikan uzmanın çantasındaki evrakla içerisinde bu harita vardı. Almanların inşa ettiği, yani yapmaya devam ettiği Berlin, Bağdat, demiryolu hattının Adana'ya kadar gelmesi ve uzanmasını gösteren tarihi harita, evet, şu an karşımızda geldi, ekran gördüğünüz gibi. Evet, bir başka harita. Amerikalılar Osmanlı çöktüğünde öncelikle Mersin'den Trabzon'a kadar, yani kuzeyden güneye böyle bir çizgi çiziyorlar. Bu çizginin doğu tarafında Türklerin kesinlikle hakim olmaması gerektiği tezini savunuyorlar. Yani Osmanlı çöktüğünde 1918'in sonlarında, 1919 içerisinde Anadolu sırtından iki parçaya bölünüyor. Doğuda farklı bir siyasi oluşumun olması amaçlanıyor. Amerikan heyetinin çantasındaki haritanın acı gerçeği bu. Evet, Trabzon'dan yani Samsun'dan Adana'ya kadar, Mersin'e kadar uzanan çizginin doğusunda Türklerin varlığını yok sayan düşüncenin haritası ekrana geldi. Evet, gördüğümüz gibi. Değerli izleyiciler, saygıdeğer kamuoyu, nerede olursanız olun, ne yaparsanız yapın, siyasi düşünceniz ne olursa olsun ama bu haritaya dikkatle bakın. Bu harita diyor ki, Osmanlı çöktüğünde Osmanlı'yı üşüşen, yani sömürmek için gelen, paylaşmak için gelen batılı emperyalistlerin ve onların arkasındaki Amerika'nın hedefi evet dediği projenin kendisinin haritasıdır bu. Adana'dan Trabzon'a kadar, Kafkas Dağları'nda, bugünkü Erivan'ın doğusunda, güneyde Hakkari, Diyarbakır, Mardin, Urfa'yı alan geniş bir alanda, bu sarı renkli yerde Ermenistan kurulmalıdır görüşü olan bu haritaya destek veriyorlar.
Bu haritanın olmasını isteyen Ermeni siyasi heyeti Paris'te 1919'da. Ermeni heyeti Amerikalılarla, Fransız ve İngilizlerle, İtalyanlarla devamlı görüşmeler yapıyor ve bu görüşmelerde Büyük Ermenistan projesine destek istiyorlar Ermeni heyeti. Evet, Anadolu'da yani düşman işgalinin olduğu her yerde Kuvayi Milliye direnişi olmasaydı, bir an için düşünelim, bu harita gerçek olsaydı bugün bu coğrafyada ne Türkiye kalırdı ne başka bir idare. Türkiye'nin geniş bir bölümünü Ermenistan gösteren harita. Bu harita Adana'daki Amerikan heyetinin o uzmanların çantasında vardı. Evet, onların arşivinden buldum. Yani Amerikalıların Çukurova'yı, Anadolu'yu ve Orta Doğu'yu sömürme projesi, geniş kapsamlı bir projenin nihai amacının belgesidir. Osmanlı coğrafyasında Hristiyan farklı inanç gruplarının ön plana çıkarıldığı, düşüncenin canlandırıldığı, evet, bir haritadır bu karşımızda gördüğümüz harita. Geniş bir bölgeyi Ermenistan gösteren harita. Bu harita gerçek olmadı çünkü bu coğrafyada bir kurtuluş savaşı verildi. Evet, karşımızda Türkiye'nin doğusunda geniş bir alanda Ermenistan kurulmalıdır görüşünün yansıdığı tarihi bir harita, bir gizli belge var. Amerikan heyetinin çantası bu vardı. 1919 içerisinde Amerika Cumhurbaşkanı Wilson, Fransa, İngiltere ve İtalya'nın devlet başkanları Paris'te buluştular. Osmanlı coğrafyasını bölüşmek, o coğrafyada manda idareleri kurmak, kendi çıkarlarına uygun ekonomik imtiyazlar yani çıkartmaları elde etmek, bütün bunları tartışıyorlar. Amerikan heyeti diyor ki kendine göre, Anadolu'da üç farklı idare ortaya çıkabilir. Boğazlar yöresinde uluslararası bir denetim olabilir. Efendim, Türkiye'nin işte Ankara, Konya Ovası, kuzey ve güneyindeki bir alanda Türklerin varlığı devam edebilir ama Türkiye'nin doğusunda Ermenistan olmalıdır. Amerikan himayesinde, mandasında Ermenistan kurulması, Türklerin hakimiyet haklarının olduğu alanlarda yine Amerika'nın manda idaresinin olması ve Boğazlar'da Amerikan manda idaresinin olması, bu düşünceyi savunuyor Amerikan devlet başkanı Wilson. Wilson'a o düşünceyi veren, raporları sunan 21 Temmuz 1919 tarihinde Adana'ya gelen King Crane ekibi, o ekibin İstanbul'da raporunu sunduğu General Harbord, Harbord'un Fransa'ya yolladığı efendim geniş bilgiler var. Amerika diyor ki, Osmanlı coğrafyası benim sömürge alanımdır. Ben şimdilik burası benim sömürge toprağım demeyeceğim ama benim himayemdeki, benim kontrolüm altındaki olan bölgeler diyeceğim. O düşünceyi savunuyor Amerikan Cumhurbaşkanı Wilson. Paris'teki yapılan görüşmeler, işte bu görüşme çerçevesinde Fransa işgal devam ederken kanlı olaylar yaşanıyor. Çukurova'yı, Anadolu'yu ve Orta Doğu'yu Amerikan sömürgesi yapma düşüncesini canlandıran, destek veren Amerika Başkanı Wilson Kevin sol baştakidir ve diğer ülke başkanlarının ortak resmini şu an görüyorsunuz. Evet, tarihi bir olaydır bu. Görüşmeler sonrasında masada toplanıldı. Herkes görüşlerini ortaya koyuyor. İşgal ve başlayan direniş çatışmaları bekliyorlar. Diyorlar ki yani Anadolu'daki Türklerin direniş harekatı biterse biz diyor amaçımıza uygun bir paylaşımı yeni baştan şekillendireceğiz. Paris'teki toplantıya katılma adının bir fotoğrafı gördünüz. Şu an ekrana geldi. Evet, karşımızda gördüğümüz gibi. Aralık 1918 içerisinde Fransız işgalci askerleri Mersin'e geldiler. Mersin'in ana caddelerinde yürüyüş yapıyorlar. Evet, Çukurova resmen işgale vuruyor. 10 Aralık 1918 evet tarihinde bölgemizin işgale uğrama resmi şu an görüyorsunuz. Karşımızda ekrana geldi.